Sevgili seyirciler, bir dostlarımız programına daha hoş geldiniz. Bugün size Kadıköy'den sesleniyoruz. Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete Bey bizi ağırlıyor. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok güzel bir tesis yapmışsınız. Biraz önce gezdik. Biraz sizi tanımayan seyircilerimiz için anlatabilir misiniz neler yapıyorsunuz? Şimdi Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak uzun yıllardır özellikle sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye devam ediyoruz. Şu an bulunduğumuz merkezi de son iki yıldır hizmete açtık. Burası yeni o zaman yani. İki yıl mazisi var. İki yıl önce başka bir Mahallemizde daha küçük çaplı Hı. bir merkezimiz vardı. Oradan daha ihtiyaca da cevap alamamaya başlamıştık. Yetmedi yani. Sağladık. Yani yetmiyor tabii. Burası da yetmeyecek belki ama yönümüz hep bu işleri daha iyi, daha sağlıklı ve daha büyüterek devam etmek. imkanlarımızı zorlayarak. Teknoloji sürekli gelişiyor veterinerlikle ilgili. Mutlaka tabii ki. Teknoloji de gelişiyor. Buraya taşınma nedenlerimizin başında. Önceki merkezimizde. Yatılı hasta ünitelerimiz yoktu. Ha tabii çünkü ayakta o, tedavi. Bazı yani bazı gün kalması gerekiyor, serum alıyor bir şey oluyor. Tabii falan, tabii, tabii tabii aynen. E, tabii vatandaş için de zor oluyordu. Her gün getirip götürülmesi. götürmesi. Hem de hayvanı daha sak sağlıklı izlemek e, günlük. Tabii o açıdan daha büyük bir yer düşündük ve. E, tabii e, belediye başkanlarımızın da bu işe e, duyarlı olmasıyla birleşti e, konu ve bugün Size imkan ve burayı buraya Butta. geçtiniz. Evet. Kaç kişi var personel olarak Ali Bey? Burada şu an çalışan toplam 26 personelimiz Oo, var. Bayağı adam var ya. Yani. Tabii tabii bu tabii e, şöyle 8 veteriner hekim, 7 veteriner sağlık teknikeri var şoförümüz var. Emni, e, güvenlik görevlimiz var. Hasta kayıt kabul e, ünitesi var. Orada 3 personel görevlendirmişiz. İşte yani yani bir ekipları ekip... giriş çıkış. Tabii tabi tabi. Yani ekiple e, <laughs> yapılabilecek bir iş. Hayvan sağlığı işi bir veteriner hekimin tek başına yürütemeyeceği bir tabii. iş. Profesyonel bir ekip çalışması gerekiyor. Ee tabii bu personel bile bize yetmiyor yani tabii şimdi. De, bile... anladığım kadarıyla tam teşekküllü galiba. Yani evet. işte kemik işte herhangi bir kırılma vakası da gelse başka bir kaza da olsa ya da böyle özel bir alerjisi bir şey de olsa herhalde tam teşekküllü hayvan hastanesi gibi yani. Tabi tabii tam teşekküllü bir hayvan hastanesi diyebiliriz. tabii ki bizi aşan vakalar da olmuyor değil. Yani şimdi bu işin tabii aslında görev ve sorumluluk, fonksiyonellik anlamında yerimizi iyi belirlememiz lazım. Biz önceliğimizi tabii sahipsiz sokak hayvanlarının Rehabilite edilmesine vermek zorundayız. Rehabilitasyon nedir? Sokaktaki hayvanın, başıboş ya da sahipsiz olarak değerlendiren hayvanın aşısının yapılması, kısırlaştırılması, varsa paraziter hastalıkların tedavisi ve sonra diğer konular. Değer yani bir şey varsa dışarıda onu bulaştırmadan, diğer hayvanlara iyice olsaydı o arttırmadan ilk önce sağlıklı bir hale getirmek. Ondan sonra da zannedersen bir de barınağımız var. Tabii, tabii. Orada da düzgün bir şekilde sağlığına kavuşturup tekrar sahiplendirmek. Sokağa dön dönmesini engellemek galiba. Sistem onun üzerine. Yani tabii ki işte burada hayvan sağlığını eğer siz sağlayabilirseniz çevre sağlığından bahsedebilirsiniz. E, düşünün yani sokaklarda gezen hayvanlarımız eğer e, bir takım hastalıklar taşıyorsa ki bunların bir kısmı insanlara bulaşan hastalıklar. Bir de o var tabii. Tabii biz aslında belediyelerin Burada asli görevi bu merkezleri kurmasının en temel nedeni bu. Bir de insan sağlığı da önemli. Elbette yani bütünsel sağlık tektir yani. Dünyada sağlığı tek konsepte el almak insanlar zorundasın. İnsanlar rahatsızsa hayvanlar da rahatsız. Onlardan onlara, onlardan onlara geçiyor. Tabii yani. yüzlerce evet. hastalık var bununla ilgili. Buraya gelen hastalar veteriner muayenesine geçtiği zaman bu işte zoonoz dediğim hastalıkların da eliminasyonu, onunla ilgili de çalışmaların yapılması anlamına geliyor. Ama yani. işte tabii sokakta da mesela yaşayan bir hayvan ne kadar mesela sağlıklı kalabilir ki bir de öyle bir durumda var. Yani sıcak bir yerde yatamıyorsun, sürekli olarak iyi besine ulaşamıyorsun. Senin mesela işte biz yani yıllardır köpek besliyoruz. Sürekli paraziti var, iç paraziti var, dış paraziti var. Sürekli bir şey olduğu zaman hemen gidiyorsun, baktırıyorsun falan. Şimdi dolayısıyla bir dışarıda kalma süreci arttıkça bence o Sık, yani sokak köpekleri çok uzun süre yaşayamıyordur yani bir yere siz koymadıktan sonra. Ya tabii ki sonuçta bakın kedi ve köpekler çok çok uzun tarih öncesinde 10 binlerce yıl diyebileceğimiz bir süreçte evcilleştirilmiş hayvanlar. Evcil hayvan demek insanla birlikte yaşayan, evinizde, bahçenizde kontrollü yaşayan değil bir değil yani. Değil tabii yaban hayata girecek bir hayvan değil bunlar. Bu konuda tabii bilgi kirliliği de var maalesef toplumda. Yani sokak köpeğini sanki sokakta çok mutluymuş zanneden insanlar olabiliyor belki. Tabi tabi. Ya onu mesela kapatmasak sokakta ya sokakta e, sağlıklı bir şekilde insan da hayvan da yaşayamaz. Yani do, kendi doğasında yaşarsa yaşar. Yani tabii. Martı yaşar, karga yaşar, o başka bir şey. Aynen böyle. Ya yani burada aslında fırsat bulmuşken bunu her fırsatta da dile getiriyoruz. Topluma doğru mesajları vermemiz lazım. Biz niye kısırlaştırıyoruz bu hayvanları? Niye sahiplendirmeye çalışıyoruz? Sokaktan kurtarmak için ve popülasyon azalsın. Tabii ki yani zaten bütün bu mesele sokakta hayvanların öyle bir tarih gelsin ki bu tarih de çok uzun yıllar sonrası olmasın. Bir an önce o nihai hedefe ulaşalım. Bütün evcil hayvanlarımızı, kedilerimizi, köpeklerimizi artık sokakta yaşamamalarını sağlayacak Yöntem insani yani ve bilimsel yöntemler. Şöyle bir durum var. Karnivor dediğimiz yani kedi köpek bir de çok doğuruyor. Yani, yani. benim anladığım kadarıyla dışarıda genelde doğada ölüm riski mesela vahşi doğada ölüm oranı çok olduğu için onlar esasında çok doğuruyorlar. Mesela 10 tane doğuruyor. 4 tanesi, 5 tanesi bir şekilde bir yaban hayvanları işte hastalık falan. Ama şimdi tabii bizim kendi hayatımızın içine girdiği zaman bile yaşatıyor insanlarda. Şimdi tabii. yaşadığı için de atıyorum bir tane söylüyor, iki tane Hepsi yaşasın tabii ki yani ölsün anlamında söylemiyorum ama ne oluyor? Popülasyon hızla artmaya devam ediyor. Kesinlikle böyle. Yani e, şimdi e, kediler ve köpekler e, çok hızlı bir şekilde ergenliğe ulaşıyorlar. Yani kediler 7-8 aylıktan, 6 aylıktan bile itibaren kızgınlık gösterip dişi kediler gebe tabii. kalabiliyorlar. Bunları tabii. görüyoruz. Tabii. Köpeklerde de bu bir yaş, bir buçuk tabii, yaş tabii, en tabii, fazla. tabii. tabii. Ve doğan yavrular düşünün doğurmaya başlıyor bir yıl içinde ve bir yılda en az iki kez üç kez doğum yapıyor kediler özellikle ve inanılmaz bir popülasyona ulaşabiliyor bu popülasyonun büyüme hızı çok çok yüksek dolayısıyla biz bunu kontrol altına alabilmemiz için mevcut yasamız var tabii hayvanları koruma kanunu 2004 yılında çıktı bu kanun 2004 yılı epey bir süre geçmiş 18 sene olacak e tabii 18 yıl geçmiş. Şimdi bu kanun belediyelere ne diyor? Bütün belediyelere hayvan bakım merkezleri kuracaksınız. Diyor. Ne kadar belediyede var mesela? Bir, tabii kesin rakamlara elimde yok ama yaklaşık 1300 belediye var Türkiye'de. Sanıyorum 200'ünde hayvan bakım merkezi var. Binlerce hala belediyemiz. Yani %10, %15 yani. Çok çok tabii. Çok az tabii, tabii. Yani. Mevcutları da ayrı sorgulamak lazım. Bu barınakların fonksiyonel mi kapasitesi yeterli mi o da ayrı bir konu sıkıntılı bu alanda e, gerçekten e, büyük bir açık var yani bütün belediyelere tabii bütçe imkanları da önemli ama e, belki bu şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum geçen yılın e, Temmuz ayında 7.332 sayılı bir kanunla revize edildi Hayvanları Koruma Kanunu daha yeni evet yeni bir yıl olmadı şimdi yeni e, ilave edilen kanunla bütün belediyelere ilave bir sorumluluk getirildi. Bir kere şunu söyledi: Bütün belediyeler bütçeniz neyse, az ya da fazla olabilir, ama bütçenizin e, binde beşini en az e, hayvan rehabilitasyonuna ayıracaksınız diye bir şimdi kanuni düzenleme bu yeni geldi, güzel hakikaten. E, çünkü e, tabii belediyelerin öncelikleri değişebilir, yatırımları değişebilir, ama bölgenizdeki sahipsiz sokak hayvanlarına mutlaka bir pay ayrılması gerektiğini kanunen teslim etmiş oldu. Yalnız burada şöyle bir nokta da insan düşünüyor. Şimdi belli bir ödenek ayrılsa bile, şimdi rehabilitasyon dediğimiz zaman bu esasında biraz tecrübe isteyen bir şey. Ya dışarıda mesela aç kalmış, susuz kalmış, örselenmiş, dayak yemiş, hepsinin kendine ait bazı davranış bozuklukları var. Onları mesela şimdi rehabilite edecek ekibin siz mesela veteriner olarak sağlık anlamında okey ama davranışsal ve eğitim anlamında da mesela onları belli bir seviyeye getirmek için o tesislerin çok düzgün ve başındaki o eğitim ekibinin, takımın gerçekten çok iyi işini bilen insanlar olması da gerekmiyor. Çok haklısınız. Ee, o da e, gerçekten e, ciddi bir sorun. Yani onu, bununla. mesela bir, şimdi mesela bu veteriner işlerini yavaş yavaş oturtmaya başladık. Biz Üsküdar'dakine de gittik. Sizin burası da mesela çok güzel. Belli ki mesela sizin gibi insanlar bu Sağlık anlamındaki teknolojiyi takip edip belli bir seviyeye getirmiş yani hayvanları siz gerçekten sağlığına kavuşturuyorsunuz ama şey anlamında onları e, hani toplum içerisinde yeni verilecek olan aileyle yaşamak anlamında da belli bir kaliteyi getirmek önemli çünkü şimdi sağlığına kavuşturdunuz sokaktan da kurtardık adamın evinde iki tane çocuğu var verdiniz hayatında da ilk defa köpekle yaşayacak onlara mesela şimdi evde kalkıp da e, sorun yaratan bir köpek olduktan sonra gene sokağa düşecek ya da gene geri gelecek. Tabii şimdi tabi yani onları da bence oturtmak lazım. Evet evet bu konuda mesela biz e, belediye olarak çok uzun yıllardır e, yerel hayvan koruma gönüllülerimiz var tamamen gönüllü çalışıyorlar her gün iki kişi üç kişi gönüllü olarak nöbet tutuyorlar bu arkadaşlarımız hayvan sever gönüllüler ve onlara eğitim vermişiz sertifikaları var. Yasal tanımları var kanunda da geçen yerel hayvan koruma görevlileri olarak bu arkadaşlar özellikle barına ziyarete gelen ve hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarla ilgileniyorlar. Ön bir bilgi alıyorlar. Daha önce hayvan baktınız mı kedi köpek? Her bir kedinin köpeğin de bireysel farklılıkları var. İşte onların huyunu suyunu bilen insanlar olunca onlar hangi insanlarla anlaşır anlaşmaz onlar güzel yönlendiriyorludur. Tabii tabii. Çünkü hayvan sahibi olmak gerçekten büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu, bu kararı veren bir aile, bir kişi ben kedi sahibi olacağım ya da köpek sahibi olacağım diyorsa, bir aile ise bu bütün aile bireylerinin ortak kararına dönüşmesi lazım bir kere. Evet, evet. Sonrasında edinmek istediği hayvan, e, tabii biz şu mesajı hep veriyoruz, lütfen sahiplenin satın almayın pet shoplarda gidip de çünkü, yüzlerce, binlerce hayvanlarımız var barınaklarda. Tabii ki insan kendine uygun olanını onların içerisinden bulabilir. Bir de mesela bu bahsettiğiniz arkadaşların yönlendirilmesiyle olursa çok iyi olur ama dışarıdan mesela ya ben bunun tipini çok beğendim dediğiniz zaman orada bazı çakışmalar olabilir yaşamaya bak. Kesinlikle. Doğru, doğru. Artık şimdi kanun da bunu dediğim gibi şu anda biraz daha sıkı ve kontrollü hale getiriyor. Artık sahiplendiğiniz bir hayvanı Tarım Bakanlığı kayıt altına alıyor, mikroçipliyerek kayıt sistemine giriyor. Artık bu hayvan sizin hayvanınız, canı sıkıldığında sokağa atamazsınız. Attığınızda Esna, da idari yani, yaptırım var. Eskiden de çip takılıyordu. Ya yani biz mesela bütün işte çalıştığımız köpeklerin çipi oluyor. Karnenin üzerine o çip yazılıyor. Şimdi benim yanlışım varsa siz lütfen düzeltin. İzleyicilerimiz de bunu öğrenmiş olsunlar. Şu andaki yeni yasayla çip bir defa karneli ortak. Evet. Yani ayrı mesela başka bir çip takıp o etiketi, sticker'ı karnenin üzerine yapıştıramıyorsunuz. Yani karne ile çip ortak geliyor. Birlikte eş geliyor, eş tabii. zamanlı geliyor. Evet. Şimdi aynı zamanda bu çipler kimsenin üzerine kayıt edilmiyordu. Yani bir database vardı. Oraya girildiği zaman görülüyordu. Şu anda köpek sahibinin üzerine mi zimmetlenmiş olacak? Yani onun üzerine mi kayıt yapıyordu? Tabii Tabii tabii. Geçmişte bu 10-15 yıl öncesine kadar mikroçip Olayı da yoktu yeni Tabii, girdi yeni, Türkiye ye. evet. e, ve bu nihayet bu sene Tarım Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı bu işi daha bir sıkı tuttu ve bu yılın sonuna kadar e, bütün kedi ve köpek sahibi sahipli olan hayvanların kayıt altına alınmasını zorunlu hale getirdi mikroçiplenerek. biz de dilimiz döndüğünce anlatıyoruz Kadıköy'de de bu işi e, yapan Tarım İlçe Müdürlüğü'ne biz burada e, yer veriyoruz oradaki arkadaşlar sahipli hayvanı getirip burada mikroçipini takıyor ve kendisi veri tabanına kaydediyor. Ulusal veri tabanı var artık. Bu sokağa köpek bırakılmasını engellemez mi? Tabii ki engeller. Şöyle Mesela e... dışarıda bulunsa, çipine bakılsa onun sahibi çıkacak sonuç tabii, olarak. Tabii tabii. Ulusal... Adama mesela sorabileceksin bu köpeğin sokakta ne işi var? Aynen öyle. Köpeğiniz ya da kediniz kaçabilir, kaybolabilir, çalınabilir. O zaman da bildireceksiniz. Bildireceksiniz. Tabii. Gideceksiniz Tarım Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü'ne benim köpeğim dünden beri bahçemde yok, kaybolmuş olabilir, çalınmış da olabilir, bilemezsiniz. Ama bunu demezseniz, bunu demezseniz hayvan sokakta başıboş vaziyette belediye ekipleri gördü. Eğer işareti yoksa kulağına küpe takılma olayından bahsediyorum. Bu kulağındaki küpe ne anlama geliyor? Sahipsiz sokak hayvanı, işlem yapılmış daha Kıs önceden. Kısırlaştırılmış anlamına geliyor mu küpe? Tabii ki kısırlaştırılmış, yani, aşılanmış, aşılanmış, kısırlaştırılmış evet. ve kedinin de kulağının ucu kesik oluncaydı galiba. Demek işaretleme kedilerde de Kediler çentik, de çentik e, şeklinde e, de. Atılıyor ki karışmasın daha sonradan. Şimdi belediyenin hayvan takip ekipleri, bir belediyenin hayvan takip ekipleri sürekli sokaklarda ne yaparlar? İşaretsiz hayvan ararlar. Yani kulağında küpe olmayan ya da kedi ise işareti olmayan, çenti Alayım olmayan. Da onu kısırlaştırayım. Tabii bunları bir an önce yani. tabii alacaklar. İşte bizim bu merkezlere gelecek ya da hayvan bakım merkezimize. Orada hızlı bir şekilde rehabilitasyon programına alınmış olacaklar. Diyelim ki sahipli bir hayvan. Alınan her türlü hayvan mikroçip kontrolü yapılır yapılıyor. Eğer mikroçipi varsa bir köpeğin, işaretsiz bir köpeğin. Oradan veri tabanından bir bakılıyor ve sahipli bir olduğu ortaya çıkıyor artık belirli bir süre beklenir. 3-5 gün eğer sahibine ulaşılırsa temas kurulur. Ama sahibinin sokağa terki halinde bakın buradan itibaren artık yaptırım başlıyor. Ama işte o yaptırımlar genelde bizim ülkelerimizde çok zayıf oluyor Ali Bey ya. Ee, maalesef yani şu anki mevzuatta göre yani işte belli bir para cezası. Avrupa Amerika'ya bakıldığı zaman belki de mesela insanların orada belli konularda suç iş işlememesinin sebebi ...biraz da o gibi geliyor insana. Yani orada mesela gerçekten böyle çok ciddi... ...cezalar veriliyor. Bizim ülkemizde sanki bunlar böyle daha böyle... ...hani kabahat ha. gibi kalıyor. Tabii yani. tabii. Tabi. Caydırıcılığı... Yani çok önemli. bir caydırıcılığı sanki olmuyormuş gibi geliyor. Belki ileride onunla alakalı da bir... ...şu anda sizin bir bilginiz var mı? Mesela cezası ne olacak? Ee, şu an benim bildiğim e, 1300 lira... ...1350 TL e, civarında bir... ...cezası. E, evet. Hayvanı başıboş bırakmak... ...kontrol altında tutmamak... İdari yaptırım uyguluyor, tarım bakanlığı yetkilileri denetleme yetkilileri. Ama mesela bunun İtalya'daki karşılığı iki yıl hapis cezasıyla yargılanmak, bakın yani şimdi. Diyor ki siz bunu sokağa terk etmekle, tabii ki hayvan haklarına en büyük kötülüğü yaptığınız hayvan sokakta yaşayamaz çünkü artı o köpeğin sokağa çıkması, yola çıkması halinde trafik kazalarına sebep olması, başka insanların çok büyük bir suç olarak değerlendiriyor bunu. Yani toplumun bütün dengesini bozmuş oluyor. Tabii kabahat olarak görmüyor, suç olarak görüyor ve yargılıyor sizi yani. Bakamıyorsanız diyor orada belediye ya da ilgi merkezleri olabiliyor. Yani şimdi insan e, işte hastalığı anabiliyor değil mi? İşsiz evet. kalabilir, bakamaz duruma gelebilir. Böyle durumlarda mutlaka bağlı bulunduğu belediyeye, Tarım Bakanlığı'na yetkiler bildirecek. Evet, o hayvan alınacak koruma altına belki yeniden sahiplendirilecek ama sokağa bırakılmaması gereken bir durum. Dediğiniz gibi maalesef bizde işler çok öyle yürümüyor. İşte bir hevesle alınıyor bu hayvanlar yazlıklara, tatil merkezlerine götürülüyor yaz boyunca. Sezon bitince ya oraya bir köşeye bırakılıp tekrar dönülüyor bu hayvanlar sokaklarda. Bir de her böyle 3-4 yılda bir bazı ırklar moda oluyor. Herkes mesela o ırka yükleniyor. Mesela işte Son dönemde Poodle'lar mesela minyatür evet. Poodle'lar çok meşhur. Ondan önce mesela Pomeranianlar öyleydi. Bir bakıyorsun herkesin elinde onlardan yani dışarıdan doldunlar bir sürü. Bir dönem. Ondan önce Golden'lardı mesela tabii. Ee, i̇şte öyle olduğu zaman tabii o ırkın üreticisi çok artıyor. O köpek çok üretilmeye başlanıyor. Çok fazla üretildiği için bu sefer onun kendi içinde bazı hem anatomik hem karakteristik problemler çıkmaya başlıyor. Irk bozulma Yani moda olduğu zaman bir ırk o ırk da zaten bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla... İşte insanları biraz bu konularda bilinçlendirmek lazım. Peki ben bu konularda çok hassasım, duyarlıyım. Böyle işte bu sokak hayvanları, bunların rehabilitasyonu için ben destek olmak istiyorum diyen insanlar size ulaşabilir mi? Yani mesela nereye arayabilir mesela? Ben gönüllü olarak işte barınakta, işte burada ya da mesela bu konunun bu, bu rehabilitasyon işinin oturması için ben destek olmak istiyorum derse ne yapabilir insan? E, tabii yani şunu söyleyeyim, hiçbir belediye ne kadar ekonomik gücü olursa olsun, veteriner müdürlüğü teşkilatı ne kadar güçlü olursa olsun, eğer bu çalışmalarına sivil toplumu katamazsa gerçekten çok sağlık başarılar ortaya çıkmıyor. Bakın, burada biz kısmen belki e, duyuyoruz işte Kadıköy belediyesi'nin çalışmaları örnek gösteriyor e, birçok noktada. Tabii bu bizi daha bir motive ediyor, daha büyük sorumluluklar getiriyor ama. Bu işin en önemli ayağı sivil toplum kuruluşları. Bakın biz e, yaklaşık 20-22 yıldır yerel hayvan sever gönüllülerle çok sıkı işbirliği içinde çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Çünkü onun sokağındaki kediyi, köpeği bizim ekipten ziyade orada yaşayan insan bilir. Ve o belediyesine güvenecek. Ben aradığımda bu hayvanı burada ekip alacak, barınağında ya da sağlık Size mantığında... arkasında hissedecek yani. Tabii tabii. Onu bir an önce kısırlaştırılması için biz sürekli bunu davet ediyoruz bölgenizdeki kısır olmayan kedilerimizi, köpeklerimizi mutlaka bize bildirin. Çünkü bunlar çok hızlı üreme yeteneği sahipler. Tabii, tabii. E, e, mutlaka kısırlaştırılması, aşılanması, edilmesi gerekiyor. Bu noktada sanırım iyi bir yere geldik. E, yaklaşık 40-50 aktif gönüllüyle çalışıyoruz. Çok bakın önemli. aktif dediğim bu arkadaşlar sürekli sadece 7 günü barınaktalar da. ve sahadalar. Sağadalar. Tabii. Yani. Ama benim bu konuda gördüğüm bir şey var. Bu işleri sanki biz kendi bünyemizde yapmaya çalışırken herkes kendi grubu içerisinde sanki böyle ayrı ayrı bir şeyler yapıyormuş gibi. Sanki mesela o bazı işte dernekler var. işte sizin gibi belediyede toplananlar var. Kendileri mesela işte o böyle işte Zekeriya Köy Göktürk o bölgelerde mesela 5-6 kişi toplanıp o işe mesela gönül verenler var. Evet, 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 evet. Ama sanki onlar mesela bir bakıyorsunuz mesela bir bölgedeki o kadar beslenmiş ki artık böyle artık yürüyemez hale gelmiş bir taraftakiler. Öbür taraftakiler mesela hani hani çok bazıları da sanki biraz böyle bilinçsizce yapılıyormuş gibi hissediyorum ben. Dolayısıyla onlar mesela böyle bir tek bir çatı altında toplansa o güç birliği eşit derecede mesela bazı yerlere dağıtılsa daha bilinçli yapılsa sanki daha iyi olurmuş. Kesinlikle doğru. Son yıllarda uh, bir takım uh, hayvanları koruma dernekleri çoğaldı, hmm. farklı isimlerle konfederasyonlaştılar. Hmm. <laughs> Sayısı çoğaldı. Tamam sayısının artması dediğiniz baktığınızda belki olumsuz değil ama bu karmaşık karmaşıklığı. Karmaşa için... oluyor, aynen. E... Çünkü herkesin şeyi başka. Tabi. Yani bakış açısı çok evet. farklı insanlar. Evet. Onun insandı. için biz hiçbir dernekle sadece bir dernekle çalışmıyoruz. Bak bizim gönüllerimizin içinde a derneğinden üye olabilirler, b derneğinden üye olabilirler. biz genel bir platform şey yaptık, kurduk. Yani Kadıköy Hayvan Dostları Platformu dedik adına. Bu platformda çalışan kimse buyursun gelsin. Çünkü zaman, dediğiniz dernekler arasında da yarış yani tane, platforma ulaşabilir değil mi insanlar tabii ki, destek ki, Tabii aynen öyle. Kadıköy Hayvan Dostları tabii, Platformu. İlla Kadıköy bölgesinde oturmak zorunda mı o insanlar? Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hani biz yerel bir yönetimiz, belediye sınırlarımız dahilinde iş görüyoruz. Dışında bir insansa o bölgedeki e, öncelikle yerel yere... kendi belediyesindeki barınağı olan orayla ilgili çalışması daha anlamlı olur. Daha anlamlı, daha anlamlı olur. Çünkü hani İstanbul bir mega kent sonuçta. Hani öyle bir küçük bir kent vardır ki zaten. İlçelerin bir anlamı şey merkezidir ama yani İstanbul'da yani. tabi hani burada birçok ilçenin barınakları var tabi eksik olan da var yani şimdi her her ilçenin de yok maalesef tabi işin merkezi de İstanbul yani şimdi İstanbul'da sokaklarımızda ne kadar köpeğimiz var kedimiz var sayısını tam olarak biz de bilmiyoruz bak çok tahmini tabii. rakamlar işte yüz binlerce hayvanımız var şu anda. Çünkü biz şöyle biliyoruz bunu. Mesela biz bir yılda işte yaklaşık 3.400-3.500 kedi ve köpeğimizi kısırlaştırıyoruz, ikisinin toplamı e, 20.000'e yakın da hayvanın muayene ve tedavisinden bahsediyoruz. Kayıtları var bunların arkadaşlarımızın. Dolayısıyla burada on binlerce hayvan sadece Kadıköy'de. E, e, bir bunun, düşünün, bütün ilçelerde bütün bu kadar olduğunda zaman demek ki yüz binlerce, evet hayvanımız var. Belki de milyon oluyor. E, ee, tabi bunların da tabi yani bir kez doğurduğunda milyonları bulacak ki buluyor gibime geliyor. Çünkü e, bunun e, farklı yansımalarını da alıyoruz. Hayvan ısırma vakaları artmış durumda geçmiş yıllara göre. E, geçmişte İstanbul'da e, 20-25 bin civarında ısırılma yaşanıyorken şu an 60 bine tırmanmış Sağlık Bakanlığı verileri. E tabii işte köpek sayısı arttığı zaman istatistiğin de artıyor olması bir de insan sayısı da artıyor. Tabii, Dolayısıyla iki taraftaki olarak. popülasyon artınca o evet, onun zaten evet, artarak evet. devam ediyor olması çok e, üzücü tabii ama şaşırtıcı değil yani. Değil, evet. Bizim burada yani sorumluluklarımız çok fazla. Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın ve yerel yönetimlerin daha sıkı çalışması. Bu, burada eksiklerimiz varsa birbirimizi tamamlamamız gerekir. Bu noktada birçok e, kentte, e, birçok yerel yönetimlerde bunların eksikliğini ben hissediyorum, görüyorum. E, ümit ediyorum ki kısa sürede bunlar tamamlanır, giderilir. Bizlerde bakın iki merkezimiz var. Kadıköy ilçesi e, ilçe belediyesi olmamıza rağmen e, birisi burası, bir de rehabilitasyon merkezi, tabii, değil mi? Ge Geçiş hayvan bakım merkezi. Or orada orada e, burası daha çok hastane formatında. Evet, evet ve küçük hayvan yatılı bölümlerimiz var burada. Kafes hasta kafeslerimiz orada tarafta. var ne kadar barınaklıyor. Tabii orada daha uzun süreli konaklayabiliyorlar. Konaklıyorlar. Evet. Özellikle de tabii sokakta yaşayamayacak durumda olan hayvanlarımız ya da işte anneli, yavrulu anneler olabiliyor. Onları tutuyoruz daha uzun süreli oralak oralarda. E şimdi e, bu tür merkezleri siz sayısını çoğaltamazsanız, kapas kapasitelerini arttıramazsanız hem de personel anlamında da çoğaltamazsanız, bir yere popülasyon işte onun için sokakta yükselmeye devam ediyor maalesef. Ali Bey zamanımız doldu. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok ülkemiz için çok önemli, çok onur verici işler yapıyorsunuz. Burada çok Teşekkür güzel bir tesis kurmuşsunuz. Bizi çok güzel aydınlattınız. İnşallah eee gönüllülerin de bizlerin de yardımıyla biraz da işte devletimizin kamu kurumlarının bu işi olan bakış açısını değiştirerek inşallah sizin hayal ettiğiniz seviyeye ulaşır ve herkes bu işten sağlıklı bir şekilde sıyrılır diyelim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de... Bizi bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler de size teşekkür ediyoruz. bu vasıtayla bütün topluma mesaj vermiş oluyoruz. Hakikaten bu duyarlılığı, yani hayvan severliği ve bunun doğru temele oturması, hayvan sevgisinin doğru temellere oturması lazım ülkemizde. Bir an önce sokaktan hayvanlarımızı kurtarmamız lazım. Ama bunun yolu barınaklara tıkmak değildir. Bunu da baştan söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Kısırlaştırarak, sahiplendirerek, kayıt altına alarak, bunu özendirerek mutlaka hayvanlarımızı sokaklarımızdan da, barınaklardan da kurtarmak istiyoruz. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.